Hangi öğrencinizi? Dördüncü sınıfta abi. Geçen sınıfı öğrencimiz. Yani ben İçemci Eğitim Müdürü teşekkür ediyorum. Okulumuza yaptığınız bu öğrencilerimiz. Kamda yanımda duran, evet bu çocuklara ben borçluyum böyle. Sizleri çok seviyorum. Ne mutlu bana. Ebru Hanım, öncelikle ben teşekkür ediyorum. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Evet, okulumuz şu anda yapımı %80 bitmiş. İnşallah böyle 2-3 ay içerisinde yapımı biter ve çocuklarımız şu an heyecanla o okulun bitimini bekliyor. Bu anlamda sizlere teşekkür ediyorum. Niye? Çünkü bu okulumuzun çevresinde ortaokul yoktu. Hemen yan tarafta ilkokul vardı. İlkokul öğrencilerimiz ortaokulda daha uzak bir yere gidiyorlar. Ebru abla, sizi çok seviyoruz. Bu okulu yaptığınız için çok mutluyuz. Hemen evimizin yanında bir okul yaptınız. Biz bunun için çok sevindik. Sizi bekliyoruz. Sizi bekliyoruz. Sizi buraya bekliyoruz. Ebru abla, sizi bekliyoruz. Sizi buraya bekliyoruz. Canım, sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Sizi seviyoruz. Sizi seviyorum. Bismillah'ın böyle biraz kenar mahallesindeyiz. Selahaddin Eyyubi İlkokulumuzun etrafında yapılaşmalar çoğaldı. Biz bu bölgemizde okul yapılacak alanı bulamadık böyle. Ve ilkokuldan sonra mahalleye büyük bir ilkokul yaptık. Selahaddin Eyyubi İlkokulu. Yalnız buraya en yakın olan ortaokul bayağı bir uzak bir mesafede ve öğrencilerimizin ortaokula gitmesinde sorunlar bayağı da yaşanıyordu. Ve öğrencilerimizin talebiyle biz hemen okulumuzun, Selahaddin Eyyubi İlkokulumuzun hemen yanı başında 4 dönüm üzerine 12 destekli okul yapmayı planladık. Yalnız yatırım programlarına bunu aldığımız zaman epey bir zaman alacağını, iş ve işlemlerin takibiyle ilgili uzun bir süre alacağını ve bu anlamda hayırseverlerle irtibata geçtik. İlk geçtiğimiz Bismillah, Necat Gülseven'le irtibata geçtiğimizde bunun sanatçılarımızın, hayırseverlerimizin böyle bir kampanyaların olduklarını, Bismillah böyle bir ihtiyaç olduğunu, böyle bir destekleri olacağını söyleyince onlar da memnuniyetle karşıladılar. Ve biz bu 6 ay önce buraya temeller atıldı. Şu an 12 destekli okulumuzun yapımı yani şu an sonlara doğru gelmek üzere. Çocuklarımız büyük bir heyecanla bu okulun bitimini bekliyor. Ve az önce de biz bu okulun Ebru Yaşar Hanım'la biz görüştük. Özellikle bu talebi çocuklarımızın işte bize okul yaptıran, evimizin hemen yanında ortaokul yaptıran biz Ebru ablamızla konuşmak istiyoruz. Acaba görüntülü kendisiyle görüşsek bizimle görüşürler mi? Biz de az önce Ebru Hanım'la sosyal medya üzerinden canlı yayına bağlandık. Kendisi öğrencilerimizle görüştü. Çocuklarımız kendilerine o teşekkürü sunurlar. Ebru Hanım da çok mutlu kaldığını ve inşallah açılışta kendisinin de burada olacağını çocuklarımız, hem çocuklarımız Ebru Hanım'ı davet ettiler. Hem de Ebru Hanım da ben de bu çocuklarımızın davetine icabet edeceğim. Biz de Bismillah'ımıza şu yavrularımızla, en kıymetimizle bu çocuklarımızla buluşacağız. En kısa sürede bu okulumuzun açılışında onlarla birlikte olacağız dedi. Ben Ebru Yaşar hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Çok uzakta olacaktı ama Ebru Yaşar abla buraya okulu yaptı. Biz de bunun için çok sevindik. Ona çok teşekkür ediyoruz. Okul bittiğinde onun gelmesini bekliyoruz. Sabırsızlıkla bekleyeceğiz bu okulun bitmesini. Evet, en kısa zamanda burada olacak dedi. Açılışı şarkılarla yapacağını
duyunca çok sevindim. Ben de gelmesini istiyorum. Belki beraber şarkı söyleriz diye düşündüm. Bizim evimizin yakınında uzaklara gitmeye mecbur kalmayacağımız bir okul yaptı bize Yaşar abla. Çok seviyoruz. Onu buraya gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. İlk defa bir sanatçıyla konuşuyorum.